Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber güzel bir ıspanaklı yumurta yapacağız. Görüyorsunuz. Şimdi biraz yıkanmasından, biraz doğranmasından, biraz da kavrulmasını gösterdim. Yani bayağı uzun bir videoydu. Bunu ben kısaltabildiğim kadar kısalttım. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda bakmanızı tavsiye ederim. Herkese iyi seyirler. Şimdi artık sadece yağını koyup kavuracağız. Ben baharat olarak sadece tuzla pul biber attım. Siz tabi ne istiyorsanız atabilirsiniz. Bu koyduğum kapla ben 3 defa koydum ıspanağı. Benim ıspanağım yani bayağı çoktu. Tabi ıspanağı biliyorsunuz piştikçe azalıyor. Ve sulanıyor. En son yumurtamızı kırmadan iyice ıspanağın suyunu çekmiş olması gerekiyor. Yoksa acımsı bir tat veriyor. O yüzden iyice artık suyunu çektikten sonra yumurtalarını kıracağız. Kapağını kapatacağız. Artık piştiğinde zaten ıspanağımız zaten pişmiş olacak yumurtayı kırmadan. Yumurta da pişince artık yemeğimiz hazır olacak. Şimdi tuzuyla pul biberini atıyorum. Ot yemeği yaparken aklınıza bulunsun. Biraz pişip azaldıktan sonra atarsanız fazla kaçmamış olur. Çünkü önce çok gözüküyor ot yemekleri. Daha sonra pişirdikçe azaldığı için tuzu fazla kaçabiliyor. Tuzu veya baharatı. Şimdi yumurtamızı kırdıktan sonra üzerini kapatacağız. İstiyorsanız yumurtanın üzerine de biraz tuz atabilirsiniz. Kapatacağız, pişecek. Yemeğimiz artık hazır. Kıvamı da tam istediğim gibi oldu. Tabii siz daha katı istiyorsanız daha biraz daha fazla pişirirsiniz. Daha az pişmiş istiyorsanız daha az pişirirsiniz. O artık zevkinize kalmış. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yapacak, deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun.